it is here. That's why I fully support the establishment of this cross-country platform. Destekleyici çalışmalardan ötürü size gururla söyleyebilirim ki İrlanda halkı bir aradadır ve birlikte çalışmaya devam etmektedir. Şu süreç bize gösterdi ki işbirliğimizi ve dayanışmamızı daha da arttırmamız gerekiyor. İnşallah bu daha üst düzeyde gerçekleşir. Temennimiz o. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz kıymetli katılımcılar. Covid-19 salgını çok kısa bir sürede yayılarak tüm dünya için bir tehdit oluşturdu. Alınan tüm önlemlere, yapılan tüm mücadelelere rağmen halen salgının etkilerini görmeye ve maalesef vefatları duymaya devam ediyoruz. Ne yazık ki tüm dünyada vaka sayıları ve kaybettiğimiz insan sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarla çalıştıklarını ve bu mücadelede en ön safta olduklarını görüyorum. Ben bu vesileyle ölenlere rahmet diliyorum. Herkese başsağlığı diliyorum. Tabii başta sağlık çalışanlarımız ve yerel yönetimler olmak üzere hepimiz çok yorulduk açıkçası bu süreçten. Daha ne kadar devam edeceğini de çok fazla bilemiyoruz. Bu arada aşıyla alakalı dünyada gelişmeler var. Tabii bu ümitliyiz. Çare olması en büyük temennimiz. Bilinen bir virüsün, bilinmeyen bir türün etkisinin bu kadar şiddetli olacağını açıkçası hiç kimse beklemiyordu. Dolayısıyla böyle bir salgına karşı hazırlık yapmadan, daha doğrusu tam olarak ne yapacağımızı bilemeden yakalandık tabirlerinde ise. Tabii Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 salgının karşılaşılan en ciddi ve kötü küresel sağlık krizi olarak tanımlamakta. Krizler aniden ortaya çıkar ve sistemleri çalışmaz hale getirir. COVID-19 salgını dünyanın salgınla mücadelede ortak hareket etmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi. Aslında sadece salgınla mücadelede değil, yıllardır küresel ısınma, iklim değişikliği, küresel yoksulluk, küresel açlık, mülteci sorunu gibi konularda ortak mücadele etmesi gereken dünyaya aslında güçlü bir hatırlatma yapıldı tabirlerinde ise. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesin, çok açık. Dünyanın bir araya gelerek sorunlara ortak çözüm üretmek dışında fazla bir seçeneği de kalmadı. Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası örgütlerin rehberliğinde yerel ve merkezi yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bu çözümlerin vakit kaybetmeden hızla üretilmesi artık hayati önem taşımakta. COVID-19 salgını ile mücadelede yerel yönetimler kilit roller üstlendiler. Salgınla mücadelenin en önemli ayağı oldular. Dolayısıyla da hem maddi olarak hem manevi olarak da yerel yönetimler büyük sorunlarla karşılaştılar. COVID-19 salgını konusunda yeterli bilginin olmaması, virüs ile ilgili belirsizliğin yüksek olması, salgınla mücadele için yapılacak harcamalara yönelik bütçenin ayrılmamış olması, bütçe sorunları, yöneticilerin ve personelin salgın konusunda deneyim ve tecrübelerinin olmaması, çalışma saatlerinde işe gidiş ve gelişlerde yaşanan sorunlar ve elbette en önemlisi yaşanan sağlık sorunları ve kayıplar sebepleriyle yerel yönetimler çok ciddi zorluklarla karşılaştılar. Bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü, Sağlıklı Şehirler Ağı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği gibi bilgi ve deneyim paylaşımı yapan ağların önemi artarken gerek yerel yönetimlere sunulan sağlıklı kent yaklaşımlarının gerekse yerel yönetimlerin çalışma biçimlerinin ve yapılanmalarının tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Üyelerimiz ile yaptığımız görüşmelerde bu ağların yerel yönetimlerin salgına direnç planları hazırlamalarına destek vermesi, yerel yönetimleri bir araya getirerek proje ve malzeme üretmelerini teşvik etmesi, uluslararası yayınların çevirilerini yaparak iletmesi, iyi uygulama örneklerini paylaşması, bilgilendirme broşürleri hazırlaması ve rehberlik etmesi gibi öneriler bildirildi. Bu krizden çıkaracağımız dersleri, tecrübeleri Dünya Sağlık Örgütü rehberliğinde bence bir fırsata çevirmeliyiz. Sağlıklı şehirler ağı bu fırsatı kullanmamız açısından çok değerli bir oluşum. Şehirlerimizin sağlığını geliştirmek için bu ağ vesilesiyle bir araya gelen biz belediye başkanları daha fazla dayanışma içerisinde çalışmalı ve ağlarımızın imkanlarını ortak mücadelemiz için kullanmalıyız. Sadece salgınla mücadelede değil,
az önce bahsettiğim küresel ısınma, iklim değişikliği, küresel yoksulluk, küresel açlık, mülteci sorunları gibi konularda Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı şehirler ağı içerisinde belediye başkanlarından kurulabilecek bir komisyon ortak mücadelemizin bir başlangıcı olabilir diye düşünüyorum. Bu noktada özellikle belirtmek isterim ki salgın sonrasında ülkemizde sağlıklı kentler kavramına olan ilgi giderek artmakta. Ben bunu tüm üye arkadaşlarıma da ifade ediyorum. Birliğimizin çalışmaları ilgiyle takip ediliyor ve birçok kurum bizimle ortak çalışma yapmak için öneride bulunmakta. Kuracağımız komisyon sayesinde ülkelerimizde ve şehirlerimizde yaşadığımız sorunları, geliştirdiğimiz çözüm önerilerini paylaşabilir ve geliştirebiliriz. Hepimizin büyük bir sorun yaşamasına sebep olan COVID-19 salgınıyla mücadelenin böyle bir çalışmayı başlatmasına vesile olmasını diliyorum. Sağlıklı şehirler ağı çalışmaların önümüzdeki yıllarda çalışmalarını krizlere ve afetlere hazırlığa ağırlık vermeli ve yerel yönetimler ağları içerisinde dayanışma örneği gösteren örnek bir model olmalıyız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı olarak oluşturulabilecek böyle bir komisyonda tüm imkanlarımız ile görev alabileceğimizi de ifade etmek isterim. Dünya Sağlık Örgütü olarak konferansınızda yer alan politikacılar oturumuna davet ettiğiniz ve Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu'na katkı vermemize fırsat verdiğiniz için başta Avrupa Bölge Direktörü Sayın Hans Kluge ve Sağlıklı Şehirler Ağı Program Yöneticisi Monika Kosiska olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yanlış olması dileklerimle en kısa zamanda bu virüsten kurtulmayı temenni ediyorum. Tüm başkanlara ve oturum üyelerine selam ve saygılar sunuyorum. Sağlıklı Şehirler Çalışması'nda ilgili bağlamlarda bunların dikkate alınacağını söylemek isterim. Çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Aktar. Ben teşekkür ederim. Şimdi